Hayırdır kraliçem? Bize emretmişsin. Evet öyle. Niye ikimiz? Şimdi anlayacaksın niye ikiniz. Bu eve ilk geldiğin gün şu masum yüzüne bakıp ah çekmiştim. Ah! Anasının peşine takıp sürüklediği bir garip kız evladı demiştim. Ve çok üzülmüştüm senin için biliyor musun? Bu masum yüzünün altındaki gerçeği şimdi anladım. Sen de anan gibi edebini çarşaf yapıp sallandırıyor musunuz sokaklarda? Ve bundan bizim haberimiz yok. Yazıklar olsun sana. Babaanne... Sus! Sus ve biliyorum. Torunumu baştan çıkarmaya çalışan birine ne söylemem gerekiyorsa onları söylüyorum şu anda. Edepsiz, terbiyesiz. Kızım senin hiçbir utanman, arlanman yok. Bu senin annenin üvey evladı be. Hadi ahlakın yok, onu anladık. Onu anladık. Hiçbir hududun, haddin yok senin. Babaanneciğim... Kes! Seninle sonra hesaplaşacağım Taylan. Şimdi sırası değil. Sonra. Bunun aldığı eğitim belli. Nasıl yetiştiği belli. Sen nasıl kanarsın bu kıza? Ben kimseyi kandırmadım. Kes sesini! Kandırmadım. Kes sesini, bana cevap verme. Utanmadan bir de bana cevap veriyorsun öyle mi? Mahcup olacağın yerde. Terbiyesiz. Ne oluyor burada ya? Terbiyesiz. Kim terbiyesiz? Car car niye bağırışıyorsunuz? İçeriden duyuluyor sesiniz ya. Nasıl bağırmayayım Cevali Hanım? Olan oldu. Ben bağırmayayım da kim bağırsın bu evde? Ne olmuş? Olan neymiş burada? Torununa sor. Anneanne. Yavrum. Sen niye ağlıyorsun? Sizden biraz utanması kalmış. Hayret. Ne yaptı bu kadın sana? Bana bak. Sen ne demeye getiriyorsun? Benim torunumu kim ağlattı? Torununuz Taylan'a göz koymuş. Bununla da kalmamış. Utanmadan onu bir de öpmüş. Hop! Dur bakalım orada, yavaş. Benim torunuma kara çalacak adam daha anasının karnından doğmadı. Kara falan çaldığımız yok Cevali Hanım. Olanı söylüyoruz. Yaptığını. Babaanne öyle bir şey olmadı. Sen kes sesini. Abla ne olur yetiş. Eve gel hemen. Bu kızın yaptığı çok kötü şeyler olmayacak. Ne var Pervin? Neler yok ki abi, edepsizlik, ahlaksızlık diz boyu. Yetiş abi. Ne diyorsun, ne ahlaksızlığı? Neden bahsediyorsun? İntihar edecek bir şey yapmaz. Abi yani. Hemen gel ne olur. Babaanne bak, kimden ne duydun bilmiyorum ama çok büyük bir hata yapıyorsun. Al işte torunun ne diyor, duydun değil mi? Nurcan Hanım, sen önce kendinden çıkanlara gidip bir soracaksın. Ne soracaksan artık. Sonra gelip bizimle konuşacaksın. Sen benim gözümün içine baka baka yalan mı söylüyorsun oğlum? Hı? Şu kızımı savunuyorsun sen. Evet, çünkü kızın hiçbir suçu yok. Yok, öyle mi? Evet. Ama kabahat bende, tabii. Benim dikkat etmem lazım. Eve geldiği gün... Bunun yan odasına yerleşmesine müsaade etmemem lazımdı. Ne demiş atalarımız? Alma soysuzun kızını, sürer anasının izini. Benim de annemin de hakkında doğru konuşun artık. Öyle mi? Ne yapalım? İncilerin mi dökülür konuşursak? Gerçeklerle yüzleşmek zor geldi değil mi kızım sana? Utan be! Utan! Kendine gel kadın. Ay ben kötü anne. Oluyorum yoksa ben seni... Yoksa ben seni kendine getirmesini bilirim. Gayet kendimdeyim. Siz bana ne yapabilirsiniz acaba? Daha iki gün olmuş geleli, benim torunumun dudağına yapışıvermiş. Az bile söylediklerim. Bundan sonra bu kız benim torunumla aynı çatı altında kalamaz. Zinhar kalamaz. Tezelden hepiniz defolup gideceksiniz evimden. Senin de, evinin de... Başına yıkılsın evinin be. Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Sus sen orada. İtin kuyruğu seni. Ah, terbiyesiz. Terbiyesiz. Şu düştüğünüz hale bak. Sakin ben kızlarımı sizin ağzınıza sakız etmem.
Ailemi size yedirmem. Evinizi de alın başınıza çalın be. Tamam anneanne, tamam. Yılan bunlar, yılan. Çıyan bunlar bir kızım ya. Asıl yılan sizsiniz Cevale Hanım. Yılan da sizsiniz, çıyan da sizsiniz. Ya yeter, görmüyor musunuz? Kötü oluyor kadın. Biz de inandık. Numara yapıyor. Foyaları çıktı ya, sıkıştı hemen. Ah, ölüyorum. Ne oluyor burada? Cevale Hanım, iyi misiniz? İyi değilim oğlum, hem de hiç iyi değilim. Ah gel oğlum, gel de gör bunların ne mal oldukları. Şunlara bak. Anne ne diyorsun, yeter! Yetmez! Yetmez diyorsam yetmez! Az bile söylediklerim bunlara. Her gün bir şey. Anne! İyi misin Serkan? Ne oluyor şelale? İyiyim. Ha? Ahlakın semeresini çıkartıyorduk burada, sen de gel. Ne diyorsunuz Nurcan Hanım ya? Ha? Ne diyorsunuz Allah aşkına? Anne senin dediğini kulağın duyuyor mu? Duyuyor oğlum, maalesef duyuyor. Keşke bütün bu ahlaksızlıkları benim kulaklarım işitmemiş olsaydı Fikret. Neyi işitmeseydi Allah aşkına söyleyin ya. Anneciğim, senin bu kızın Taylan'la uygunsuz bir münasebette bulunmuş. Düğünde hem de. Nasıl uygunsuz? Gitmiş öpmüş Taylan'ı ulu orta herkesin içinde. Ya yeter! Yeter! Herkes bir sussun, tamam? Herkes bir sussun. Böyle bir şey yok. Nasıl yok? Yalan mı söylüyorlar? Onları yalancı mı çıkartıyorsun sen şimdi? Evet anne. Çünkü çocuklar bunun yanlış anlaşılacağını tahmin ettikleri için gelip o geceden bana her şeyi anlattılar. Ne? Sen bütün bu olup biten her şeyi biliyorsun ve sustun. Bize söylemedin öyle mi oğlum? Aynen öyle. Gerçi sana kim yetiştirdiyse eksik anlatmış. Ayrıca sen nasıl yakıştırabiliyorsun bunu çocuklarımıza? Hı? Her şey haddini aşan bir şakadan ibaret. Bunun sorumlusu da şelale değil, torunun Taylan. Şakadan ibaret. Böyle bir şey şakası mı olur abi? Şu haline bir bak oğlum. Ucu karına dokunacak diye üzerini örttürmeye çalışıyorsun değil mi bu rezilliğin? Ama ben kapatmayacağım. Hiçbirinizin de bunu kapatmasına müsaade etmeyeceğim. Bu kız Taylan'ın yan odasında kalmayacak bundan sonra. Bu kız dediğin benim de kızım. Anne, o kızın yeri eşimin, annesinin, benim yanım. Demek ki ben size tam anlatamamışım. Ama anlasanız iyi olur anne. Ayrıca ortada üstü örtülecek bir rezillik falan yok. Ben çocuklarımla her şeyi konuştum. Her şeyi anlattılar bana. Benim açımdan, bizim açımızdan bir sorun yok. Bir daha da şelale ile ilgili kimsenin ağzından onu rencide edecek tek kelime duymayacağım. Cevale Hanım, annem adına sizden özür dilerim. Ne yazık ki kendisine olay yanlış aksettirildiği için o da haklı olarak kendince sinirlenmiş. Gerçi bu size söylediklerini haklı çıkarmaz. Ama yine de onun adına özrümü kabul edin. Şelale senle. Lütfen siz bir büyüklük gösterin, bu konuyu unutalım. Zira biz, annem, bu konuyu unutmaya hazırız. Çekil şuradan. Unutulmaz oğlum, unutmayacağım. Unutulacak şeyler değildi dedikleri. Ama senin ve güzel kızımın hatırı için bir defaya mahsus olmak üzere susacağım. Ağzımı açmayacağım. Ama bu evde eğer bir kez daha böyle bir şey yaşayacak olursam susmayacağım. Ne sen ne kızım, bu evde olan hiç kimse beni tutamayacak. Basıp gideceğim. Bunu da bil. Ne deseniz haklısınız ama size söz veriyorum bundan böyle bir şey bir daha tekrarlanmayacak. Anlayışınız için çok teşekkür ederim.